Yeni sezondan herkese merhabalar. F1 2019 kariyerinin 3. sezonuna hoş geldiniz. Artık Mercedes'le full sezonumuza başlıyoruz. Yani artık tam sezonumuzu geçireceğiz. Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaptığımız güncellemeler doğal olarak yerleşti. Herhangi bir sorun olmadan gördüğünüz üzere. Hem arka kanat hem drag güncellemiz hem de şasi üzerine. Verstappen Albon'un yerine gitti. Gasly ile Russell yer değiştirdi. Birçok pilot değişikliği oldu. Haas liderliğini korumaya devam ediyor. Aracın neredeyse maksimuma yaklaştırdı. Toro Rosso en yakın takipçisi. Üçüncü sırada da biz varız. Williams var. Alfa öyle gidiyor. Ferrari falan oldukça gerilemiş. Şimdi sıralama turlarına başlayacağız ve yeni aracımızın nasıl hissettirdiğine bakacağız. Genel olarak aynı hisleri verecektir ama çok daha iyi araç olacağını düşünüyorum. Gelen güncellemelerden dolayı. Bakalım sıralamalarda neler elde edeceğiz. Haas'lara meydan okuyabilecek miyiz? En önemli konu bu. Toro Rosso'da araya sızarsa veya pole alırsa şaşırmamak lazım. Çünkü onlar da oldukça hızlı. Bu arada bu benim ilk defa F1 kariyer modu videolarında 3. sezonu yaptığım seri oluyor. İlk defa 3. sezonu görüyoruz. Öncesinde hep 2. sezonda bitirmiştik seriyi. Q1'de ilk haklar için çıkacağız. Motoru standart modda kullanacağım. Güç ünitesi parçalarının aşınmaması için. Oldukça önemli. Zaten iyi bir aracımız var. Q1'den elenirsek şok olur. Öyle bir şey olacağını da düşünmediğim için. Q1'de motor modunu yükseltmeyeceğim. Fazla da zorlamayacağım pist içerisinde. Asıl önemli turlar Q2 ve Q3 olacak. Q2 neden önemli? Tempo tutmak açısından çok önemli. İyi tempo tutup bunu Q3'e yansıtmak lazım. Q3 zaten en önemli bölüm. O yüzden Q1'de fazla zorlamayacağız. Yani hiç zorlamayacağız hatta. Pierre Gasly 1.21.159 ile en hızlı tura attı. Şimdilik. Avustralya gerçekten sezonun açılışı için oldukça uygun ve güzel bir yer bence. Yani geçiş anlamında pistin zevk vermesi anlamında çok zevkli olmayabilir ama Formula 1 takviminin açılış pisti olarak çok doğru bir yer. Benim görüşüm bu yönde. Magnussen 1.19.727. Daha Q1'de 1.20 barajının altına indiler. Q3'e kadar 1 saniye hızlanabilirler. 1.18'leri görebilecekler mi bakalım. Start düzüne çıkıyoruz. Burada biraz yakıta ihtiyacımız var. Ve 1.20.784 ile Q1'i tamamladık. Q2'ye geçiyoruz. Motor modunu şimdi maksimuma almış durumdayız. Oldukça zorluyoruz ilk viraja gelirken. Bu viraj aslında sizin yaklaşımınızla ilgili. 5. viteste daha iyi zaman kazanabilirsiniz ama çok iyi ayarlamak lazım. 4 ile 5 arasında iyi seçim yapmamız gerekiyor. Şimdi önümüzde takım arkadaşımız Lewis Hamilton var. Umarım fazla bizi tutmaz. İlk sektörde 26.409 ile en iyi dereceyi yapıyoruz. Şu anda onun kirli havasındayız. Bu da etki ediyordur. Ama hava koridoru avantajı da sağlıyor biraz da olsun. 1.26.32 Charles Leclerc. Önceki seansta Magnussen 1.19'ları görmüştü. Pistin en zorlayıcı bölümlerinden biri. 7. viteste girip 6'ya düşüyoruz. Sergio Perez 1.24.54. Racing Point Haas'tan Leclerc'ten daha hızlı tur attı ama ikinci aklarda işler değişir. Biz tekrar çıkmayacağız. Turumuz yeterli olur zaten. İlk iki sektörde en iyi dereceyle geliyoruz çünkü. Ve 1.22.202 ile en hızlı tur atıyoruz. Hamilton 1.20 barajının altına inmiş. Q3'e çıkıyoruz. Artık her şeyi piste dökeceğiz. İlk virajda 5. viteste kaldım. Az önce bahsettiğim durum. Bu bize çok iyi zaman kazandıracak. Emin olun. Pistin en çok zorlanan frenlemelerinden birini gerçekleştirdik az önce. 3. viraj kombinasyonunda ilk sektörde 26.204 yaparak mor dereceyi yakıyoruz. Avustralya'da yıllardır Mercedes'in pole pozisyonu üstünlüğü var.
2017'de Hamilton aldı, 2018'de yine Hamilton aldı, 2019'da da Hamilton aldı. Hamilton bu pistte en çok pole sahip olan isim. Ama bir türlü galibiyete çeviremedi bunu Lewis Hamilton. İkinci sektörde Magnussen'den 0.3 saniyeye yakın hızlıyız. Magnussen'den daha hızlı olmak oldukça şaşırtıcı. Son sektör zorlandığım bölüm. Burada zamanı kaybetmezsek pole alabiliriz. Neredeyse çakıl havuzuna gömülecektik. Evet, turumuzu tamamlayacağız. Q3'te bakalım pole pozisyonunu alabilecek miyiz? 1.19.544 ile Magnussen'den daha hızlıyız. Önceki turumuzda 1.20.200 yapmıştık. Çok hızlı bir tur attık gerçekten. Derecelerimize baktığımızda ilk sektörde en hızlı pilotuz. İkinci ve üçüncü sektörde de fena değiliz. Daha fazla zaman bulabiliriz özellikle ilk sektörde. Son set yumuşak lastiklerimize takıp piste çıkıyoruz artık. Şu anda Leclerc ve Magnussen'in dereceleri bizden yavaş olsalar da onların gelişeceğine adım gibi eminim. Yapay zeka bu konuda çok becerikli ve Haas'ların aracının potansiyeli asla tahmin edilemez. O yüzden daha fazla zorlayacağız. Üçüncü viraj, bir önceki turumuzda burada biraz dış taraftan almıştım. Burada 0.1 saniye kazandık. Tüm çizgileri doğru bir şekilde tutturmamız lazım pol için. Kusursuza yakın bir tur lazım. İlk sektördeki mor dereceyi geliştirdik. En hızlı pilottuk ve bunu güncelledik gayet güzel. Aynı Sebastian Vettel'in Suzuka'da ilk sektörü domine etmesi gibi. Japonya Grand Prix'si ile ilgili de yarış içerisinde bahsedeceğim. Onunla ilgili ayrı planlarım var. Şimdi ikinci sektörün sonuna geldik. 0.3 saniye kazanç sağladık. Müthiş bir tura doğru gidiyoruz. Burada bu sefer 8. vitese attım. 4. viteste dönmek için. Önceki turumda burada hata yapmıştım. Şimdi start düzüne çıkıyoruz. Tam gaz çıkabilmek için uğraşırken bayağı bir momentum kaybettik. Bu bize 0.2 saniye kaybettirdi. Umarım poli kaybetmeyiz bu yüzden. 1.19.263 ile en hızlı turu güncelledik. Yes, get in there, Lewis. Nice work, mate. Oh, beautiful lad. Are we good? We're good, mate. Evet, sezona pol pozisyonuyla başlıyoruz. Charles Leclerc çok yakın, 0.1 saniyenin altında, 1036 ile pol pozisyonundan geride kalmış. Lucas Weber diğer Haas'ı geçerek iyi bir iş yapmış. Verstappen de Toro Rosso aracıyla birlikte oldukça iyi yerlerden start alacak. Takım arkadaşımız Lewis Hamilton bizden çok daha yavaş kalmış. Aracı şu anda sırtlıyoruz resmen. Olması gerektiği yerlerden daha da üst taraflardayız. Pistin düzenine bakalım. 5.3 km uzunluğuna sahip 16 viraj var. Ve sokak pisti olduğu için geçiş oldukça zor. 3 DRS bölgesine rağmen geçiş yapmak gerçekten çok zor. There are 16 corners around the lake with the best passing opportunities coming at turn 1 and turn 3. 2018 yılında Lewis Hamilton Ferrari'den neredeyse 1 saniye daha hızlı olmasına rağmen Vettel'i geçemeyip hata yapmıştı. Yani geçiş zor burada demek istediğim nokta o. Zaten biliyorsunuzdur. Formula 1 sever olarak Avustralya'da geçiş görmek zor. Ferrari görüyoruz. 10. sıradan start alacak Sebastian Vettel. Ferrari gerçekten gelişim kaydedememiş, hatta daha da gerilemiş. Bizi gönderdiklerinden bu yana işleri doğru düzgün gitmiyor. Şu anda Ferrari ile birlikte pole'de olabilirdik eğer göndermeseler. Hatta geçtiğimiz sezon şampiyon bile olabilirdik. Çünkü o kovulma anlarında çok fazla zaman kaybettik. 3-4 hafta gelişim yarışına geride kalındı. Sonra da Mercedes falan geçti. İşler iyice karıştı yani. O zaman kayıpları olmasa Ferrari ile birlikte şampiyon olma olasılığımız yüksekti. Şimdi grid dizilimine bakalım. Pole'den başlıyoruz. Çok bir dereceyle sezona bomba gibi giriş yapacağız. Charles Leclerc ikinci sırada çok yakındı. Önceki sezonun şampiyonu Lucas Weber 3, Max Verstappen, Toro Rosso'nun yeni sürücüsü 4. sırada, Kevin Magnussen 5, Lewis Hamilton 6, Pierre Gasly 7, 8 Sergio Perez, 9 Valtteri Bottas ve 10 Sebastian Vettel. Pierre Gasly'nin de Williams'a geçtiğini görmüş olduk bu şekilde. Albon da Red Bull'a geçmiş. Şu anda takımlar yer değiştirmiş durumda. Red Bull, gerçek hayattaki Red Bull, Toro Rosso. Burada işler tersine dönmüş durumda.
sezonun ilk yarışı şampiyonluk umutlarıyla Avustralya Grand Prix'sine pole'den başlıyoruz. Leclerc ilk başta kötü bir aksiyon verse de çok daha iyi bir çekiş yakaladı. İlk derece gelirken yerimizi korumak için uğraşıyoruz. Dış taraftan Leclerc'i savuşturduk. Rubas Weber'le Verstappen büyük bir mücadele içerisinde. Toros'un sürücüsü çok iyi bir momentumla geldi. Frenlemede çok daha geç fren yapıyor aracının özelliklerini kullanıp. Ama çizgi altında yerimizi korumayı başarıyoruz. Bir tek bir hata yapma şansımız yok. Arkadaki araçlar çok daha hızlılar. Özellikle yarış hızında bükürdüğümüzü biliyordum bu sezonda. Ama tek turda hızlıyız. Yarış temposunda 3-4 tur kadar beklememiz gerekiyor. Eğer galibiyet için uğraşmamız için. Çünkü aracın ağırlığı Lucas Weber hava koridoruna girdi. Şimdi ikinci sektör sonunda atak kalkmaya çalışsa da Leclerc'e geçildi. Şimdi Leclerc çok avantajlı. Aracı güzel bir şekilde konumlandırdık, ortaladık. Leclerc'e geçebileceği bir boşluk bırakmadık. Son viraj öncesi çıkış aşırı önemli. Zaten Haas'ın yani hızını biliyoruz. Bundan bahsetmeme gerek yok. Siz de ezberlediniz. Start düzüne çıkıyoruz. Leclerc atak yapabileceği mesafede ama aracı iyi konumlandırırsak geçişe izin vermeyiz. En hızlı tur atıyor. Ya yani aslında ilk tur atıyoruz 1.29. İlk virajdan iyi bir şekilde çıkış yaptık. Ve bu da bize sonraki düzlük için yerimizi koruma fırsatı tanıdı. Arkadaki araçlardan yavaş olduğumuz için kusursuz ve aracı çok daha zorlamam gerekiyor. İlk sektörde mor dereceyi yapıyoruz. Leclerc 0.2 saniye arkamızda. En ufak blokajda geçecektir. Duvara ufak bir temas yaşadık. Leclerc şimdi hava koridorunda. Bir önceki turda burada Lucas Weber atağa kalkmıştı. Aynı çizgiyi aldı Charles Leclerc. Ha sürücüsü dış taraftan gelmeyi denese de liderliği yükselemedi. İkinci sektörde mor dereceyi yaptık ve bu derece şu anda elimizde. İlk sektördekini kaybetmiştik. Evet şimdi ikinci tur tamamlanacak ve DRS açılacak. Avustralya'da gerçek hayatta geçiş zor ama oyunda geçiş yapabilirsiniz. 1.23.0.20 ile en hızlı tur atıyoruz. DRS açıldı. Yarış kontrol. 1 saniye altındaki araçlara arka kanat açmasının iznini verdi. Zaten ilk sektörde en hızlı isimdik. Sıralama turlarında ve yarışta da bunu kanıtlıyoruz. İlk sektörde yaklaşamıyorlar. En iyi dereceyi bir kez daha güncelledik ilk sektörde. Şu anda sınırları zorluyoruz pist üstünde. Ve bu bize avantaj sağladı. İlk sektörden sonra farkı açsak da Leclerc düzlük hızının ve hava koridorunu kullanarak yaklaşmaya başladı yavaş yavaş. DRS şimdi açıldı. Çok daha agresif olmamız gerekecek. Yerimizi korumak için galibiyeti alacağız artık. Başka yolu yok. Pole'den başlayıp galibiyetleri bir türlü alamamıştık önceki sezonda. Bu sezonda kaçarı yok. Start düzlüğüne atak yemeyecek bir mesafede çıktık şu anda. Ama sonraki düzlük için işler karışabilir. Charles Leclerc 1.22.450 ile en hızlı tur atıyor. Bizden daha hızlı. İkinci sektörde daha hızlıydı. Şimdi yerimizi korumak zor olacak Leclerc'e karşı. DRS'i açtı. Hava koridoruna girdi. Ama işte ilk virajdan ikinci viraj kombinasyonunda çok iyi çekildi çıktığımız için atak yapmaya yaklaşamıyor. Genellikle en yakın olabileceği bölüm ikinci sektör ki orada da çok yakın gördüğünüz üzere. Leclerc'e dış tarafı bıraktık. Geçeceksen oradan geç dedik. Şimdi Lucas Weber de Leclerc'in baskısı altında 3 takım galibiyet için çekişiyor.
Yine dış tarafı bırakıyoruz rakiplerimize karşı, kör ve çıktık. Evet, ikinci sektör sonuna gelirken Leclerc ile Lucas Weber çok iyi bir şekilde geldiler. Dış taraftan risk alacağız. Neredeyse pist dışına çıkacaktık. Son anda pist sınırları içerisinde kaldık. İnanılmaz gerçekten. Ama bu bize viraj çıkışında zaman kaybettirdi. Heyecan şu anda tavan yapmış durumda. Yani o virajı alamayacağımı düşünmüştüm. Ne pahasına olursa olsun bu yarışı kazanmak istediğimi belirttim az önce. Yavaş araca sahip olmamıza rağmen direniyoruz. Lucas Weber de Leclerc'i geçti. Şimdi atak sırası onda. F2'deki takım arkadaşımız yaklaşıyor santim santim. Yeni yani kariyer modunun Red Bull aracına sahip. Toro Rosso değil de Red Bull gibi sanki. Toro Rosso'ya karşı daha kolay direnebiliriz. Hala aklım ikinci sektör sonundaki mücadelede, orada akıl almaz bir savunma yaptık rakiplerimize ve orada yaptığım hamle Leclerc'e de zaman kaybettirdi. Bu sayede Leclerc'in baskısından bir nebze olsun kurtulduk. Lucas Weber'i iç tarafa bıraktık. Onu savunmak çok daha kolay oldu. Aracın beğendiğim en iyi yanı yakıt yönetiminin başarılı olması. Çok verimli bir motora sahibiz. Ayrıca dayanıklı da bir motor. Hamilton'ın ilk sezonda yaşadığı sorunlardan sonra Mercedes dayanıklılığa iyi önem vermiş. Lastiklerin durumu da şu anda iyi. Sol ön lastiğimiz biraz ısınmış durumda ama düzlüklerde bunu soğutabiliriz. Bir saniye içerisinde 3 araç var. Yani aslında yarım saniyede diyebiliriz buna. Sarı bayraklar var arka tarafta. Bakalım nasıl bir sorun var. Leclerc yavaşladı. Leclerc Lucas Weber'e geçildi. Charles Leclerc yarış dışı kaldı gibi görünüyor. Aracında bir sorun mu var yoksa patlak lastik mi? Motorunda sorunlar ve yarışa veda ediyor Haas sürücüsü. Geçtiğimiz sezon hiçbir dayanıklık sorunu yaşamamışlardı. Bu sezon Haas daha ilk yarıştan dayanıklılık sorunu yaşayarak bir pilotunu kaybetmiş durumda. Magnussen de aynı sorunu yaşayacak mı bakalım. Bu çok iyi oldu. Leclerc bizim için çok fazlaydı. Aracın alabileceğinden çok daha fazlaydı. Bu turda pite gireceğiz. Zorlamamız gerekiyor. Arka tarafta Kevin Magnussen, Lucas Weber'i geçti. Toro Rosso geçirmiş oldu bu öylelikle. ...1.4 saniye geride şimdi. Atak yapmaktan oldukça uzak. Tabi son iki tur yaklaşabilir ama biz pite gireceğiz. Araç hafifleyince daha hızlı bir hale geldik. Doğal olarak bazı araçları bu çok daha fazla etkiler. Aman yani neredeyse gitmiştik. Tepki bile veremedim yani öyle söyleyeyim. O viraj çıkışı çok tehlikeli. Körbleri biraz daha fazla kaçsanız, çimene 1 santim girseniz bile sizi direkt yarış dışı bırakır. Öteki duvarda bulursunuz kendinizi. Ama biz şans eseri bu durumu yaşamadık.
2.1 saniyelik pit stop alıyoruz Mercedes'ten. Orta hamura geçtik. Orta hamurdaki tempomuz nasıl olacak? Brezilya'da ve Abu Dhabi'de bu lastiklerde iyi değildik. Brezilya'da çok sorun yaşamıştık hatta. Tabii gelen güncellemeler her zaman aracın karakterini değiştiriyor bir miktar da olsa. 3 tane güncellememiz vardı. Bunlar belki işleri düzeltmiş olabilir. Zaten bir tur sonra durumu anlarız tempo hakkında. Dan 2.7 saniyelerde Lance Stroll var Renault'dan. Renault'da gelişim sağlayamayan araçların başında kariyer modunda. Lastiklerimiz yavaş yavaş ısınma çalışma aralığına gelmeye başladı. Ve çok daha iyi bir tempomuz var. Bunu ikinci sektörün sonundaki virajdan anlayabilirsiniz. Burası araçlara inanılmaz zorlar. Hamilton pitte. Önümüzdeki araçlar trafik. Umarım fazla zorlamaz bizi. Stroll ile olan farkı ikinci sektörde kapattık. Weber Magnussen. Magnussen önündeyiz ve üçüncü sektörde en ileriyi yapıyoruz. Stroll'e karşı büyük bir hız farkıyla yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Renault sürücüsü şu anda kaplumbağa misali çok yavaş. Aracın da ortalıyor. Geçişe izin vermedi. Ön kanadımızla arkadaşlar arasında ufak bir temas yaşandı. Neyse ki hasar almadık. Geçit vermiyor şu anda. İlginç. Sanki şampiyonluk mücadelesinde Lance Stroll'e karşı risk alarak iç tarafa doğru daldık. Geç frenle. Stroll'ü geçiyoruz. Bakalım Magnussen neler yapacak Stroll karşısında, ama rahat bir şekilde geçti daha dememin üstüne. Çünkü ben onu orada atak yaptığımda Stroll çekiş farkından zaman kaybetti. Şimdi Magnussen direnmek ve fark açmak çok zor olacak. Isınmış lastiklerle gerçekçi tur atabileceğimiz bir tura başlıyoruz. En hızlı tur atmak için Magnussen 1 saniye altında şu anda takip sürdürüyor. Lucas Weber hard lastiklere geçmiş. Bu arada yarışın başında bahsettiğim bir nokta var. Hani Japonya Grand Prix hakkında ayrı bir fikrim olduğunu söylemiştim. Onun değerlendirme videosunu ayrı bir, onun değerlendirmesini ayrı bir video olarak yapacağım. Sorularınız varsa da bu videonun altına yazmanızı öneririm. Elimden geldiğince sonraki videoda cevaplamaya çalışırım. Yani o Japonya Grand Prix'sinin değerlendirmesinin videosunda cevaplamaya çalışırım. İkinci sektörde mor derece. Kevin Magnussen'e 1.4 saniye fark açtık. İlginç gerçekten. Bu lastiklerde tempomuz çok daha iyi yumuşaklara göre. Ve en hızlı tur. 1.27.907. 2 saniye üstüne fark çıkardı. Yarış tempomuz da gelişmiş gibi görünüyor. Evet, arka taraftaki aracın yavaşlamaya başladığını ve onunla aramızda farkın açılmaya başladığını belirtti.
1.9 saniyeye indi fark. Weber zaten o lastikleri taktığı gibi galibiyet savaşından düştü. Yani pit çıkışında kaybetti o işi yani. İmkanı yok. Galibiyet için şansının olmasını ve zaten 3 saniye fark yedi. İlk sektörde mor dereceyi yapıyoruz. Magnussen'le olan farkı 2.3 saniyeye çıkardık. 0.4 saniye fark açtık ilk sektörde. Dördüncü tura geldiğimizde Magnussen yavaş yavaş farkı kapattı. İki saniye civarlarında gidip geliyordu fark. Son turlarda iyice kapattı. Son tura başlayacağız birazdan. Sezonun açılışını kim yapacak bakalım? Kazanmaya alışık olan Haas takımı mı yoksa Mercedes olarak galibiyeti alabilecek miyiz? Şampiyonada liderliğe yükseleceğiz. Sezonun ilk yarışının galibiyetini aldığımız için. Bu arada en hızlı turu da attığımız için eğer son turda kimse en hızlı tur atmazsa 1 puan da oradan alacağız ve 26 puanla liderliğe yükseleceğiz. Üçüncü virajda aman aracın arkasını kaybediyorduk neredeyse. Çok güzel bir kontrayla aracı toparlamayı başardık. Tüm uğraşlarım boşa gidebilirdi. Yani son tura gelip hatta yarım tur kalmışken orada galibiyeti verseydik aşırı kötü olurdu yani moral olarak da sonraki yarış için iyice kötü duruma düşerdik. Podyumda kalırdık ama zaten buraya kadar geldikten sonra onun hiç bir önemi kalmazdı. Magnussen'in atak yapabileceği mesafelerden çıktık şu anda. Son düzlük içinde yeterli yakıtımız ve bataryamız var. Yerimizi koruyabiliriz. Mercedes, Haas ve Toro Rosso podyumuna doğru ilerliyoruz. Magnussen arkadan hava koridoru ve diğer ısı çok iyi bir şekilde yaklaştı ama son anda damalı bayrağı ilk sırada görüyoruz ve sezonun açılışını yapıyoruz. Mercedes ile birlikte pole'den ilk defa kazanarak şampiyona liderliğine yükseldik. En az turda bizde ilk defa pole pozisyonunu Mercedes ile birlikte galibiyete çevirdik. Eğer tempomuz ortam burada iyileşmeseydi işimiz hiç kolay olmayacaktı, emin olun. Evet, Sebastian Vettel 7. sırada bitirmiş, 10. sıradan başlamıştı. That's really where the race was won today. Drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Bugün aracın hak ettiği pozisyon 3.lük ve 4.lük ama biz bunu galibiyete çevirdik. Sıralama turlarında attığımız mükemmel turla birlikte. Hamilton 5. sırada bitirmiş. Verstappen 4. iyi bir başlangıç yaptı yeni takımıyla birlikte. Bize ilerleyen yarışlarda sorun çıkartacaktır emin olun. Çok değişik bir şey yok şu anda puan durumunda. Şampiyonada da uzun zaman sonra lideriz. McLaren dönemlerimizden bu yana ilk defa liderliğe yükseldik. Takımlar şampiyonasında da lideriz. Devin bugün sıralama turlarına göre çok daha iyi bir iş yaptı. Bunu bekliyor muydun? O elinden geldiğince sona kadar zorlayabilen biri. Zaten bunu değerli bir rakip yapan şey de budur. Benim için bile. Evet, yaşanan temaslar hakkında soru sordu. Ben de araç çok fazla kayıyordu. Daha fazla downforce'a ihtiyacımız var dedim. Bu da aerodinamik departman için önemli bir not oldu. Araç geliştirme aracına geldiğimizde 1887 puanımız var ve bununla motor yönünde güncelleme yaptık. Daha fazlası için puanımız yok. 3 hafta sonra
aracımıza yerleşecek. 3. sezonun ilk bölümünün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 10.000 aboneye doğru yaklaşıyoruz. Daha çabuk seviyeye ulaşmak için abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Sosyal medya hesapları açıklama kısmında zaten mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.